açtığım kapı sadece yeni evinin kapısı değil, yeni hayatının da kapısı. Zeynep. Yeni hayatına hoş geldin. Türkiye biletimi aldın mı? Hayır, tek yön. Sadece gidiş. Sana gerçek bir peri masalı vaat ettiğimi söylemiştim. Ve sözümü tutuyorum. İstediğin zaman kapını kapatıp bu yeni evinde yaşamaya başlayabilirsin Zeynep. Ya siz ciddi misiniz? Evet. Ya tabii resmi olarak ajansın üstüne kayıtlı ev ama sen kira vermeden oturabilirsin. İşleri biraz büyütünce de tapusu cebinde olacak. Bu ev senin olacak Zeynep. Bu hayatta benim tek bir isteğim vardı. O da bu. Harika. Hadi seni bu eve yerleştirelim o zaman hemen ha? Tamam ama önce gidip babamları bir... Sen onu hiç düşünme, bana bırak. O eve dönmene bile gerek yok. Unutma sen reşitsin ya. İstediğin yerde yaşamaya karar verebilirsin. Ve sen bu evde tek başına yaşamaya karar verdin. Bu. Tek başıma mı? Seni sadece sığıntı olmaktan değil, seni üzen her şeyden ve herkesten kurtarıyorum. Bu evde kavgaya, gürültüye, yasaklara, dayağa yer yok Zeynep. Bu evde sadece sana yer var. Bu evde babana yer yok. Olmaz. Babam olmadan olmaz. Ne demek olmaz? Yaşadığın onca şeyden sonra nasıl böyle konuşabiliyorsun? Ben ne babamı ne de dedemi asla bırakmam. Bırakamam. Bu şey değil mi? Öğrenilmiş çaresizlik. Sponsor hediyeleri çöpe gidiyor. O evde işini bile yapamıyorsun Zeynep. Ailen ayağına dolanıyor, görmüyor musun? Üzgünüm ama sana vaat ettiğim hayatta babanla kavuşamazsın. Bak biliyorum, babandan çok korkuyorsun ama... Bilmiyorsunuz. Babamla ilgili hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ben babanın sana nefes bile aldırmadığını biliyorum. Babandan dayak yediğini biliyorum. O evde seni satmaya çalıştıklarını biliyorum. Hadi bana bilmediğin bir şey söyle. Yani bana öyle bir şey söyle ki... babamı bırakamam derken aklını kaçırdığını düşünmeyeyim. Benim babam... Umarım o tokat kadar gerçeksindir. Değilsen babanı fena harcarlar. Evet. Senin baban... Evet dinliyorum Zeynep. Senin baban ne? Yapamam. Ne demek yapamam? Babanla ilgili bilmem gereken bir şey mi var? Ben asla babamı bırakmam. Thank you.
Buraya yeniden geleceğim. Kapıyı yeniden açacağım. Kendi ellerimle açacağım. Söz veriyorum. Söz veriyorum. Söz veriyorum. Size hayal kırıklığına uğrattığımın farkındayım. Benden daha hırslı, daha savaşçı olmamı beklerdiniz. Ama ben savaşıyorum zaten. Tek başıma değil ama. Ben bu evi de istiyorum. Bana vaat ettiğiniz o hayatı da. Ve bir gün alacağım. Ama her ne alacaksam babamdan, sevdiklerimden asla vazgeçmeden alacağım. Emlakçılığa da başlamışız. Hanımefendinin evi de hazır. Zeynep Hanım arkamdan emin adımlarla ilerliyor. Babasıyla ilgili bir şey saklıyor. Ne saçmalıyorsun? Kıza evi veriyorsun, o da oturup baba... Bir dakika, bir dakika. Sen kızı eve getirdin. Evi gösterdin, anahtarı verdin. Al sana yeni ev, al sana yeni hayat. Ama aile yok, tek başınasın dedin. Bana söylediğin her şeyi söyledin. O da babam mı dedi? Vay be. Kız babasını seçti ha. Ve bu seni hiç şaşırtmadı bakıyorum. Hı? Kız bitti, babası başladı. Çok sıkıcı. Çok sıkıldım. Ve benim yapacak daha önemli işlerim var. Bence senin de öyle. Tabii gerçekten emlakçılığa başlamadıysan. Ne saklıyorsunuz benden? Oğlum, hadi bırak artık oğlum. Bunlar işe yaramaz artık. Çöp oldu bunlar be oğlum. Değil baba, bunlar çöp değil. Çöp değil baba. Ben toplayacağım hepsini. Zeyno çok üzüldü. Bak, bak, bak ben de aldım. Bak bazılarını ben de aldım oğlum. Ben de taşıyorum. Hadi. Dur, durur musunuz? Tamam, hadi. Yapıştırabilirim baba bunu. Ben nalbura gidelim. Allah'ım yarabbim. Zaten bunu yaparsam Zeyno belki sevinir baba. Ya. Hadi bırak sen. Bak Zeynep de geldi kızım. Sen bir geldin, bir gittin. Yani bu adam çok üzüldü ya. Darıldın zannetti ya. Babacığım ben hiç sana küser miyim? Ya. Küsmedim ben sana. Ha, hadi kızım. Hadi kızım. Allah da çok üzüldü. Ben ona bakmaya gidiyorum. Tamam, hadi kızım. Zeyno özür dilerim. Babam niye özür diliyorsun ki? Tamam, sen... tamam ben... Ben bekçilik yapamadım, ben koruyamadım. Sen bana dedin ki koru ama ben yaptım. Senin yüzünden olmadı. Bunların hiçbiri senden önemli değil, bir tanesi bile. O zaman bir şey soracağım, niye gittin? Mesela o zaman niye beni bıraktın? Ben seni bırakıp gitmedim. Gitmem. Ben seni bırakıp hiçbir yere gitmem, tamam mı? Hiçbir zaman. Gitmem. Gitmem. Ben bunu yapıştırabilirim Zeyno. Yapıştırırız. O zaman sevinir misin? Sevinirim.
O zaman bir Yunus olur musun? Ne olurum. Hay Allah'ım, ben de hiç yüz kalamıyorum ya.